Yaşadığımız ortam doğa. Doğa, insanların hayatlarını sürdürmeleri için gerekli olan her şeyi içinde barındırır. İnsanlardan etkilenir ve onları etkiler. İnsan hayatı devam ettiği sürece bu karşılıklı etkileşim sürecektir. İnsanlar doğada faaliyetlerini sürdürürken bulundukları ortama uyum sağlarlar. Hayatlarını devam ettirmek için buna mecburdurlar. Örneğin, kutuplar çevresinde yaşayan Eskimo'lar, buzuldan yaptıkları barınaklarda yaşarlar. Bu durum doğanın etkisi değil de nedir? Çöl alanlarına bakacak olursak, burada bulunan insanlar soğuk bölgelerde yaşayan insanlar gibi giyinemezler. Soğuk bölge insanları daha kalın ve yünlü giysiler giymek zorundadır. Çöl bölgesi insanları ise ortamın sıcak olmasından dolayı daha ince ve açık renk elbiseleri tercih ederler. Ayrıca ihtiyaçları da kutup bölgesinde yaşayanlardan farklıdır. İnsanların doğaya etkisi pek çok yönden ele alınabilir. Bunu yaşamlarını ve faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla yaparlar. Mesela bir su kütlesi bir yerleşmeyi ikiye ayırmışsa, insanlar karşıdan karşıya geçmek için kalıcı çözüm ararlar. Bu çözüm yollarının en yaygın olanı köprü yapmaktır. İstanbul'da bulunan Boğaziçi Köprüsü'nün önemini düşünün. Ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi ve daha çok verim alınabilmesi için tarım arazilerinin düzenli olarak sulanması gerekir. Ancak suyun olmadığı yerlerde bu pek mümkün olmaz. O nedenle insanlar doğal ortama müdahale edebilirler. Kanal açmak suretiyle suyun olmadığı bir tarım arazisine rahatlıkla su getirebilirler. Çoğu barajın yapılış amacı bu yüzdendir. İnsan ve doğa. Yaşam var oldukça etkileşim içinde olacaklar. Bazen doğa insana, bazen insan doğaya etki edecek. Örneğin, tsunami olayı gerçekleştiği sırada insanlar çaresizdir. Gerçekleşmesini engelleyemez. Ancak insanın önlem alabileceği doğal afetler de vardır. Örneğin, barajlar yaparak enerji ürettikleri gibi taşkınlardan da korunabilirler. İnsanların doğada yerleşme alanları vardır. Ancak doğa, bünyesinin tamamını yerleşmeye açmaz. Örneğin, kutup bölgeleri yerleşme açısından uygun olmayan ortamlardır. Bunun yanında, insanlar yerleşmeye açık sahalarda yaşar ve faaliyet gösterirler. Dünyamızın her yeri farklı bir iklim özelliğiyle karşımıza çıkar. Bazı yerler çok soğuk, bazı yerler sıcak ve bazı yerler aşırı yağışlı. İnsanlar yaşadıkları ortamı hem etkiler hem de ondan etkilenirler. Örneğin çöl ya da kar örtüsüyle kaplı bir sahada pirinç tarımı yapılamaz. Çünkü doğal ortam ona müsaade etmez. İnsan bulunduğu yerde nasıl yaşar? Neden oradadır da başka bir yerde değildir? Yaşadığı yerde ne gibi faaliyetlerde bulunur? Nasıl bir meskende yaşar? Bu gibi soruların cevabı coğrafyada saklıdır. Çünkü coğrafya, doğal ortamla insan arasındaki ilişkiyi sadece dağılış olarak değil, aynı zamanda bu dağılışın nedenini ve karşılıklı ilişkisini de açıklamayı amaçlar.